Birkaç kişi yapıyor, diğerleri ne yansıyor? Ben boş konuşmam. Dolu konuşurum. Tabii ki yani sadece sosyal medya mecralarında izlenmek değil. Hak, hukuk, TCK, kanun ve değişik böyle adalet de oyalamak olanları söylüyorum burada. Ne geçiyor elinize? Mübarek Ramazan ayı dinlemediniz. Ramazan ayı haricinde bayramı dinlemediniz. Kurban bayramını dinlemediniz. Kandil gecelerini dinlemediniz. Sürekli ben onu şikayet edeyim. Ben buna dava açayım. Ne geçti elinizde? Ne geçti? Veya ne geçiyor? Bu şekilde mi kendinizi istisna olaraktan avukat olarak nitelendiriyorsunuz. Önce kozmetik olarak nitelendirdiniz. Oradan atılmışsınız. Ali Büyük, bak bu konuda ne diyorum? Sen bunu benim başıma sardın. Diğer insanların gerçek aktivizm olan laluler olaraktan ancak seçim, yerel seçimlerdeyiz. Ben işte şuraya, ben buraya şey yapıyorum. Ben bunun içindeyim. Ben bu vekille resim çekildim. Ben belediyede çalışıyorum. Belediyede tamam. O zaman biraz sus durun. Eğer Öykü Özen kadar olamadınız mı? Küçükçekmece, Büyükçekmece. Soruyorum. Öykü Özen Tayland'da olmasına rağmen kimseyi kırmıyor. Üstüne üstlük yardımcı oluyor. Uzaktan uzağa da olsa. Ama siz burada Çağla Akalın da öyle. O da öyle. Ama o kadını da bıktırdılar. O zaman siz boyuna muhtarlık yerel seçim geldi. İşte ancak böyle orada burada pankart asarsınız. Geri geldiğinde de ben Lali aktivistiyim. Aktivistiyim dersiniz. Hanımefendi bir duraklatsana bunları madem öyle. Ben lalü değil miyim? Ben ne lalüyüm? Soruyorum. Keşke Öykü Özen Türkiye'de olsaydı da yemin ederim Türkiye'de olmadan kadın orada lali haklarını savunuyor. Bugün gördünüz mü bir arkadaşımız Laçovari veya Gacıvari veya Putkalı beni alakadar etmez. Sonuçta lali. Bir ayağı kesilecekmiş, gangren olmuş. Bununla paylaşan Öykü Özden. Sizden ben ancak bir şey göremiyorum ki.
İstanbul Büyükçekmece'de delegelik yapan milletvekili adayı olan hanımefendi. Aktivizmlik böyle olmaz. Aktivizmlik nasıl olur biliyor musunuz? Ha. Sevgili Öykü Özden Bursa'da delegeliği kazanmış, bilmem ne yapmış, etmiş, ilk evliliği geçirmiş, ondan sonra vesaire. Hayatı beni ilgilendirmez. Sonra Tayland'a gitmiş. Tayland'dan burayı şu şekilde yönlendiriyor. LG yani laleler olaraktan. Laleler olaraktan. Yine kimin başına bir olay geldiğinde Öykü Özen tıpkı Çağla Akalın gibi artık Çağla'yı da bıktırdınız. Ama Öykü Özen bıkmıyor. Çünkü neden? Sizi araştırıyor. Kimin ne mal olduğunu ortaya çıkartıyor. Madem öyle, IBAN ya valilik IBAN izni olabilir mi yani? Laçovari Bilimuni arkadaşımızın ayağı kesilmiş kangrenden. Bunu da paylaşan Öykü Özen. Ama siz sevgili Büyükçekmece mi, Küçükçekmece mi, delege misiniz, nesiniz artık bilemiyorum da sürekli Bilal Beşli'yi, Ali Büyük'ü üzerime salın. Ondan sonra da gönüllü aktivizm lealler hakkında değil. Ben bu şeyi kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kimin cezası varsa çekecek. Adalet mülkün temelidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Öykü Özden'in varsa çekecek. Ki yok. Sibel Baysal'ın varsa çok. Sizin daha fazla adalet yoluyla ağır ceza ile cezalandırılacaksınız. Bu nedir ya? Bir de pankart açıyorsunuz. Sustukça haykır. Ben de haykırıyorum. Çünkü niye? Boş yere hastanelere gidiyor. Psikiyatriye gidiyorum. Vasilik davası olaraktan. Buna bir dur demeli. Ama en son avukatımı tuttum. Yemin ederim keşke daha önceden tutsaydım özel avukatımı. O ilgilenseydi. Bilal Beşli sizinle. Adalet her zaman mülkün temelidir. Her ne kadar geç kaldıysam yine kendime bir özel avukat tuttum. Sonra diyorlar ki ne? Eşitiz. Devletten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yasa bekliyorlar. Bunyalar. Onlar da bakınız efendim bu ne yapıyor biliyor musunuz bu Bilal Beşli? Şimdi ben yayın açıyorum ya biliyorsunuz beynen rahatsızım. Yayın açaraktan siz sevgili hayranlarım da bana motive oluyorsunuz, moral veriyorsunuz bana. Yani ki benim gibi usta bir yayıncı yoktur. Ben kalkıp da her gelen insana hoş geldin diyorum isimleriyle hoş geldiniz efendim filan diyerek de hem kendi beynimi motivite edip beyin olaraktan rahatlıyorum. Fakat bu Bilal Beşli yayına geldiğinde sahte fikirleriyle sahte fikir ne demek efendim? Çünkü ben bir Sibel Baysal'ım değil mi şu anda? Orijinal hitabım bu. Ha. Burası olsun veya bu sahte fikirle geliyor
benim ağzımdan, benim o şu anki yapmış olduğum canlı yayın veya işte canlı yayın alane buradan benim ağzımdan lafları alıyor, birkaç kelime olaraktan kendisi ilave edip sahte olaraktan oraya buraya gönderiyor. Bu da büyük suç teşkil ediyor. Uyundan vazgeç Bilal. Bak senin ayağına bile Ali Büyük de yanacak. Yapma. Bak Ali Büyük ne mücadeleyle yapıyor. Videolar çekiyor. Kanalında yayınlıyor. Montajlama çok ağır. Ama senin ayağına gerçekten Ali Büyük de ceza alacak. Yapma. Yapma dedikçe yapıyorsun. Alıntı üzerine ek ilave. Benim ağzımdan gerekli güvenlik şubeye, gerekli adli makamlara gönderiyorsun. Bu fazlasıyla suç teşkil ediyor. Eline ne geçiyor? Kurban olduğum Allah, her zaman söylüyorum. Adalet mülkün temelidir. Özel avukatım da her davamla ilgilenecek. Burada, Balgat'ta. Hata etmişim. Önceden tutmamıştım. Gündür hanımefendinin lafını dinleseydim, zıkkım olan Fize o paraları vermeseydim çoktan avukatı tutardım. Ama dediğim gibi alıntı yapıyorsun. Alıntı yapıyorsun. Burada çok büyük suç teşkil ediyor. Buradan alıntı yapıyorsun benim adıma gerekli emniyet teşkilatı, siber suçlar olsun. Gerekli işte yerlere ek olarak ilave ederek de vermişim gibi gönderiyorsun. Senin cezan ağır olacak. Saygılarımla efendim görüşmek isterim. Adalet mülkün temelidir.